Hani aslında silmeleri ayıp bir şey ya. Onun için üzülüyorum. Ben WhatsApp diyorum. Merhaba değerli izleyicilerimiz. WhatsApp yeni gizlilik politikasını kullanıcılarına sundu. Biz de kullanıcılara yeni gizlilik politikası hakkındaki fikirlerini soracağız. Bakalım nasıl yanıtlar alacağız. Yani geri adım atıldı denildi galiba WhatsApp'la alakalı. Biz de şu anlık silmedik. Sadece durum paylaştık. Telegram'a geçeceğiz diye ya da BIP'e. Şu an Telegram'ı indirdik yani. Çevremizdekiler de indirdi. Hani geri adım atma olayı olursa tekrar kullanmaya devam ederiz ama olmazsa da Telegram'ı kullanırız. Memnunuz yani Telegram'a. Sadece durum yapılamıyor. O da sıkıntı olmaz yani. Sonuçta bir özel hayatımız var. Böyle olursa biz de bırakacağız aynı şekilde. Eğer dedi yapmazsan 8 Şubat'tan sonra iptal ettireceğim dedi. Bunu genelde pazarlama için kullanıyorlar. Marketing olayını. Yani şirketlere sunacaklardı falandı filandı. Zaten erişim hakları da vardı. Sözleşme sundu işte. O yüzden öyle şey oldu. Ama kabul etmezseniz Instagram'da kullanmayın. Sosyal medyaları da kapatın. Mantıklı bir düşünceydi aslında. Yani şunu anlıyorum. Facebook da aynı şey algoritmada çalışıyor. Evet. Instagram da aynı algoritmada çalışıyor Facebook'la bağlantılı aynen olduğu için. Şimdi WhatsApp'ı da aynı şekilde aynen yapmak istedi. Eğer WhatsApp'ı kullanmak istemeyen diğerlerine mi kullanmasın aynen diyorsun? Aynen. Sosyal medyaları kapatsınlar bence. Sosyal medyadan uzak durun. Bunu zaten bütün şirketler yapıyor. Erişim hakları var. Ben bunları söylemek istedim yani. Peki sen WhatsApp kullanıyor musun? Hala WhatsApp kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceksin. Evet devam edeceğim. Ama diğerlerine de BIP'i de kullanıyorum. Telegram'ı da kullanıyorum. Signal var. Signal de güvenilir. Onları da tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlarımla birlikte Telegram'a geçiyoruz. Orada devam edeceğiz. Geri çekileceği söyleniyor ama çok sanmıyorum. Çünkü hala çıkıyor telefonlar. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Ücretlendirilebilir belki. Bilemiyorum. Geri çekilse WhatsApp'a geri döner misiniz bu karar? Geri alınsa? Tabii ki dönerim. Yani WhatsApp çünkü kullanımı çok kolay. O yüzden devam ederiz WhatsApp'ta. Eğer geçmezlerse de Telegram'dan devam edeceğiz artık. WhatsApp kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. WhatsApp'ın yeni gelen 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan gizlilik kararıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kabul etmedim. Sildim. WhatsApp'ı sildiniz. Evet. Ne kullanıyorsunuz şimdi? Telegram. Telegram'a geçtiniz. Çok da memnunum yani güzel de. Yani şimdi benim özel hayatım kalmadıktan sonra kullanmanın manası yok yani. Çıkmak istemiyorum yani. Neden? Ne bileyim alıştık herhalde. Amerika ilgilendirmiyor mu diyorsunuz? Evet, ilgilendirmiyor. Bana ne Amerika'dan? Ne yaparsa yapsın. Ben WhatsApp diyorum. WhatsApp yerine başka hiç hangi uygulama kullanmayı düşünüyorsunuz? Başka yok. Kullanmayacaksınız. Kullanmaya da devam edeceksiniz. Evet, aynen. Okulumuzun grubu vardı. Büyük ihtimalle WhatsApp kapatılacakmış. Onun için üzülüyorum. Derslerimizden haber alıyorduk ve annemden orada yazışıyorduk. Herkesle oradan itibat yapıyorduk. Ve başka uygulamalardan böyle özellikler olmayacağını düşünüyorum. Ve herkes için üzücü bir haber olacağını düşünüyorum. Teşekkür ettik. Şu anda WhatsApp'ın kararlılık, gizlilik kararıyla ilgili gündem çalkalanıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp kullanıyor musunuz? Öncelikle bunu soralım. Öncelikle çok sık bir şekilde WhatsApp kullanıyorum. Ki gruplarımız da zaten WhatsApp'ta. Bu gizlilik sözleşmesinden dolayı güvenli olmadığını düşünüyorum.